Arkadaşlar selamlar, tekrardan yeni bir videoyla. Bu videoda sizlerle beraber Amerika'da, Almanya'da mühendis olarak, makine mühendisi olarak çalışma hayatını birazcık karşılaştıracağız Emre abiyle beraber. Emre abiyle zaten daha önce videolarımız var. Onları da aşağıdaki açıklama kısmında linklerini bırakırım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Emre abi, bu sana veriyorum. İşte Amerika'da çalışma tecrüben kısaca, Almanya'dakini süre olarak da bahsedebilirsin. Sonrasında aradaki farklar, nerede ne güzel, nerede ne kötü, kısa kısa böyle konu konu seninle girebiliriz. Evet abi, top sende. Evet, biliyorsunuz zaten önceki videolardan Amerika'da bir 14 ay, 15 ay bir staj yaptım. Bizim Ahın'da merkezi bulunan FFA, yani FEV şirketinin. Hocamızın, Profesör Pişinge hocamızın sahibi olduğu şirketin Amerika şubesinde staj yaptım 14-15 ay. Aynı zamanda orada yani staj ve bitirme projemi orada başladım. Lisans tezini. Aynen, lisans tezime 5 labayt dediğimiz. Orada başladım. Tabii ki şirketin şeyi gereği, çalışma stili gereği sadece işten arta kalan zamanda bitirme projeme zaman ayırabildim. Yani sizi sadece bitirme projesi için orada tutmuyorlar. Çünkü bir şekilde sizden iş vermeniz, yani bir ürün vermeniz gerekiyor ki çalışmanız gerekiyor. O yüzden çok fazla, yani orada çalıştığım süre boyunca belki bitirme projeme %30 zaman ayırabilmişimdir. Gerisi hep iş. Yani orada çalıştım. Yani bir normal bir mühendis olarak çalıştım diyebilirim, full time. Sabah 8 akşam 5. 5 gün hafta sonu mesaileri de oldu hatta. Oradaki yaptığım şeyler, biz şeyde çalıştık. Şasi dyno dediğimiz araçların sertifika testleri ya da emisyon testlerinin yapıldığı özel bir şey var. Laboratuvar. Laboratuvar gibi diyebiliriz. Hani bir özel bir yerde araçlar bir tekerlek vasıtasıyla araç sabit tutulup o tekerlekler dönüyor. Araç hareket ederek bir test yapılıyor yani. Bu ve arkasından egzoz emisyonları bağlanıp analiz ediliyor. Ya da elektrikli araçların range dediğimiz menzil şeyleri, testleri yapılıyor. Soğuk testleri yapılıyor. Yani araç soğuk havada nasıl reaksiyon gösteriyor, ne kadar bataryası gidiyor ya da aynı şekilde içten yanmalı motorlar için. Yani bu böyle bir yerde çalıştım. Burada da yaptığım şeyler işte emisyon testlerinin analizi olsun. Çünkü o şeyleri test etmeniz gerekiyor. Şimdi bu çok özel, Amerika'da çok ciddi bir şekilde EPA dediğimiz EPA. Bu emisyon işleriyle uğraşan Çevrecilik Bakanlığı galiba. Emission neydi? Environmental Protection Agency, öyle bir şey. Bunlar çok sıkı derecede bunları denetliyor ve bunların sürekli denetlenmesi lazım. Hani bir herhangi bir kaçak var mı emisyon şeylerinin borularından, egzoz borularından falan. Burada bir sürü işte görevlerim vardı bu şeylere. Sisteme hakim olmam gerekiyordu. Orada işte bunlar nasıl çalışıyor, bir sıkıntı var mı? Benimle birlikte benim şefim, benim müdürüm, onun yanında bir mühendis. Ve ben de staj olarak ve tabii ki diğer teknisyen arkadaşlarla beraber çalışıyorduk. Burada işte 14 ay kaldım. Salih'le videoyu çektiğimizde 2020'nin Haziran ayıydı. Yani yaklaşık bir 10 ay falan herhalde. 10 aylık bir, belki 9 aylık bir süreçten sonra o videoyu çekmiştik. Sonra 2020'nin Aralık ayında Almanya'ya geri döndüm. Amerika'daki iş hayatı nasıl? Almanya'daki iş hayatı nasıl? Şimdi bu tabii Amerika dediğimiz ülke, Amerika Birleşik Devletleri, birleşik 50 tane eyaletten oluşuyor. Her biri çok farklı. Dün de konuştuğumuz gibi yani Avrupa'da da bir sürü biliyorsunuz Avrupa Birliği ama işte ülkeler, farklı ülkeler. Yani Litvanya ile Polonya arasındaki fark Amerika'da Michigan'la, ben işte Michigan'da kaldım, orada yaşadım. Orada çalıştım. Michigan'la Ohio arasındaki fark tabii ki o kadar fazla değil. Çünkü aynı dil konuşuluyor. Para birimi aynı. Kültür o kadar fark etmiyor. Aksan biraz fark ediyor. Ama yine de hani bir Michigan'da çalışmakla bir New Jersey'de, ne bileyim bir Florida'da çalışmak şey olarak çok farklı. İş kültürü farklı. İş kültürü çok farklı. Yani New Jersey'de hep böyle workaholic böyle şey tipler çalışırken Michigan'da öyle değil. Hani insan ilişkileri çok farklı. O yüzden ben Michigan'a ve benim çalışım şirkete göre konuşacağım. Yani genel bir şey çıkarmak buradan çok zor, onu söyleyeyim yani, dediğim gibi. Hani Kaliforniya'da bir iş yerine çalışıp staj yapıp 6 ay sonra lanet okuyarak geri dönen insanlar da olabilir. Gerçekten bilmiyorum. Ama benim çalıştığım yerden yola çıkarak çıkacak olursak. Amerika'daki işin eksileri artıları, yani şu anda onları tam eksi artı, hani bütün artıları bütün eksileri aynı anda söyleyebilirim ama karışık olarak söyleyecek olursak artılarından başlayalım. Rahat insanlar, eksilerinden başlayalım doğrusu. Rahat insanlarla çalışıyorsunuz Almanya'ya göre. Yani bir testte bir hata yapıldığı zaman mesela alright yeah no problem falan böyle. Yani bir emisyon testleri 3-5 bin dolar falan herhalde galiba bir gecelik o arabanın eksi 20 derecede 12 saat bekletilmesi odada. Yani çok
o arabayı çalıştıramıyorsunuz. Biz mesela eksi 20 derecede 12 derece 12 saat o odada bekletiyorsunuz arabayı. Arabayı oradan çalıştırmadan çıkarıyorsunuz çünkü çalıştırmaması gerekiyor arabanın. Ve o odadan alıp testini yapıyorsunuz. Getiriyorsunuz arabayı öbür odaya ve emisyon testlerini yapıyorsunuz. Çok büyük masraflı şeyler yani bunlar. Her şeye çok çok yani iki kere double check dediğimiz iki kere tekrar üstünden geçmeniz gerekiyor testi başlamadan önce. Bu arkadaşımız kulakları çınlasın. Testte yanlış aracı seçmiş. Yanlış aracı seçtiği için farklı koefisyentler var. Yani doğru aracı seçip ona göre çünkü o koefisyentler çok çok önemli. Ona göre test sonuçları farklı çıkıyor. Bu arkadaşımız testi yaparken içeride bu şoför arkadaşımız testi yaparken baktım monitörlerde ya, yanlış aracı seçmiş. Hemen bizim müdüre gittim dedim ya böyle. Çünkü testi yapılmanın manası yok. Sırada başka testler bekliyor. Yanlış ya. Bir saat o test sürecek. Gereksiz. Yani şirkete zarar yani. Hemen müdürü çağırdım dedim böyle böyle. Hani ele vermek için değil ama yani mecbur zaten öğrenecekler bir şekilde. Müdüre çağırdım. Dedim böyle böyle. Böyle bir sinirlendi. Çok sakin bir adam olmasına rağmen. Geldi. Hemen şey yaptı. Testi iptal et. Geldi. Dedi olsun yani ne yaptın? Bak görüyor musun? Dedi, yanlış aracı seçmişsin. Ondan sonra alright, okay, I will be careful next time falan böyle. Çok rahat böyle hani yani ben böyle bir hata yapsam şirkete bu kadar... Soğuk terler döküyorsun. Aynen yani ya çok özür dilerim ya bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Ki ya, ben de hata yaptım. Herkes zaten hata yapabilir. Böyle yani şey yaparım. Çok rahat insan yani bunun gibi bir sürü şeyle karşılaştım. Bu benim gibi disiplin özellikle Almanya'da mühendislik eğitimi almış disiplinli bir ülkeden gelen birisi için her ne kadar Türkiye'de doğduk ama... Yani 10 senedir ben burada yaşıyorum. Artık buranın sistemiyle yoğruldum yani. Yani o yüzden bana çok tuhaf gelmişti. Yani müdüre söyledim. O da Alman'dı benim müdürüm. 20 senedir Amerika'da yaşıyor. Dedim ya bu insanlar hep böyle mi? Yani bunun gibi bir sürü şey yaşadım ve bana da böyle bir yani birisine bir şey söyledim. Adam işi yapmamış. Ya bu ne rahatlık yani. İnanılmaz derecede beni irite etti. En sona gittim müdüre dedim yani müdürüm ya böyle böyle. Bu ne yani? Bu adamlar nasıl bu kadar rahat? Emre yani bu böyle ya hani burası böyle bir ülke. Almanya gibi bekleme beni çok irite eden bir nokta olmuştu. Onun dışında yani çok rahat insanlar böyle çok cool sallamıyorlar falan. Eksi başka bir yönü işten hemen çıkarılabilirsiniz. Öyle bir sizi koruyan bir mekanizma yok evet. Buradaki gibi. Maalesef bizim böyle bir kız vardı bizim şirkette çalışan. Hindistan'dan gelmiş Amerika'da işte Michigan Üniversitesi'nde okumuş. Ve bizim şirkette çalışıyor pandemi dönemi falan bir de sıkıntılı bir dönemdi. Kızı bir ay sonra işten çıkarmışlar. Ve kız galiba belli bir sürede, çok az bir sürede yani iş bulamazsa ülkesine geri gönderilecek falan bir yani. Ay, evet. Aynen bir ay galiba öyle bir süresi var. O çok sıkıntı bir şey. Onun dışında hasta falan olursanız Almanya'daki ben hastayım bugün gelmiyorum falan öyle bir rahatlık yok. Yani o biraz sıkıntı. Almanya'da burada hastayım, rapor aldım, gelmiyorum. Tabii ki orada da yani insanlar tabii ki hasta oluyor, rapor alıyor ama biraz daha sıkıntı yani. Buradaki gibi rahat değil. Burayla orayı kıyaslayacak olursak. Artılarına gelelim. Bir kere çok sosyal bir ülke. Özellikle yaşadığınız eyalete ve çevrenize çok bağlı. Ben orada çok çok mutluydum. Yani burada da mutluyum tabii ama sosyal çevre olarak orada çok mutluydum. İnanılmaz derecede. Harika bir ortamımız vardı. Yani mutlaka biraz sosyal bir insansanız her türlü arkadaş bulmanız çok kolay ya. İnanılmaz kolay. Ve yabancıysanız, bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Yabancıysanız, aksanınız mutlaka var yani. Babanız, anneniz Amerikalı falan değilse. Amerika'da doğup büyümüş bir aksana sahip değilseniz. Amerikan aksanına sahip değilseniz. Her zaman, bu çok tuhaf gelebilir. Her zaman artısını görüyorsunuz. Yani hep sizi el üstüne tutuyorlar. Biraz da onu da şöyle altını çizeyim. Beyazsanız. Hani böyle çok radikal, dindar başka bir tip değilseniz. Hangi dinden olursanız olun. Yani göze batmıyorsanız öyle. Çok 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 faydasını görüyorsunuz. Benim hep şansım oydu. Biraz da böyle hani sempatik bir tipseniz. Bir örnekle mesela bunu açıklayayım. Belki enteresan gelecektir arkadaşlara. Ya bunun muhabbeti gırgır hep yapılıyordu. Ben yani her işe gittiğimde Emre sen işte çok şanslısın. Keşke senin yerinde olsam Amerikalı arkadaşlar. Ya düşünebiliyor musun? Almanya'da bir Almanın keşke senin yerinde olsam yabancı olsam falan diyeceğini ben... Mümkün diye böyle bir şey duyamazsınız yani. Amerika'da... Ama bir dakika onu şimdi orada bir araya girelim. Emre demiyorlar. Emre. 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 You're lucky man falan böyle. Hep bunun gırgırı yapılıyordu. Ya bu ama bir kişi tarafından yapılmıyordu. Yani ben bunu herkese yani arkadaşlar şimdi mesela iş arkadaşlarım bizim binaya diğer binadan da mühendis arkadaşlar geliyordu test için. Hep aynı muhabbetler yapılıyordu.
Hey Jack, you see that falan böyle. Bak Emre işte bak böyle böyle kızlar şey yapmış falan böyle. Aman tabii ki Amerikalı aksanlı erkeklere bayılır falan. Ben de öyle işte kocam benim Amerikalı değil aksanım var diye evlendi falan diye böyle ya inanılmaz muhabbetler anlatamam yani. Şöyle bir şey yaşadım. Biz şimdi hafta sonu mesaiye kalıyorduk. Test yapıyorduk işte. Test yapan kişiyle ben. Ve telefonda şeyde sipariş verdim. Chicken Wings. Sipariş verdim. Sordum da işte, sen de istiyor musun? Yok istemiyorum ben yemeğimi getirdim dedim. Neyse aradım sipariş verdim. 8 tane sipariş verdim. Gittim aldım. Evet. Teslim aldım. Ve parasını da verdim. $10 mesela atıyorum yani. Geldim bir baktım 16 tane Chicken Wings var. Ya yani 4 tane miydi? 8 tane mi çıktı? Yani 2 katı çıktı. Önemli değil sayısı. Ondan sonra dedim bizim işte test yapan arkadaş Beth. Beth dedim ya bu böyle böyle ya yanlışlık olmuş ya bu adamlar nasıl olur falan. Yani normal mi falan diye sordum. Ondan sonra Emre'ye dedi sen dedi nasıl verdin sipariş dedi. Çünkü o test yapıyordu içeride şey, arabada. Ben dedim vallahi yani nasıl yani dedi, telefonla arayıp verdim dedim. Aa dedi telefon şey sipariş alan bir kız mıydı dedi. Evet dedim. Tabii ki ya dedi. Aynen bak şöyle olmuştur dedi. Telefonu kapattın ya bak aynen şöyle olmuştur. Okey. Arkadaşlar aksanı olan bir erkek beni aradı. Sipariş verdi ona iki katı şeyini verelim ve parasını aynı alalım falan. Ya dedim öyle şey olur mu? Ya yanlışlık olmuş. Emre ha man. Bana Amerikalı kızlarımı anlatıyorsun. Ben de Amerikalı bir kadınım ya biliyorum ya bunu falan. Ya dedim olacak şey böyle şey olur mu falan. Sonra bunun muhabbeti pazar günü sadece ikimiz çalışıyorduk. Pazartesi bunu anlatmış tabii herkese. Herkes de aynı muhabbet. Aa tabii ki dostum sen Amerikalı şey aksanlı olan bir erkeksin, beyazsın. Oo yani hep bunun hep avantajımız vardı. Ama yine gideyim yine avantajlıyım yani. Hep bunu sürekli yani bara gidiyorsun. Adam diyor dostum senin aksanın var sana bir içki ısmarlayayım falan. Ya çok tuhaf bir şey yani gerçekten. Abi bunu işte şimdi hani Almanya'da böyle bir şey yaşadın mı? Yok hayır. Yani Almanya'da sen 10 senedir yaşıyorsun neredeyse. Benden daha uzun yani süre olarak hani bana da mesela şu an garip geliyor diyorum ki lan böyle bir şey olabilir mi acaba yani hani biri işte Türkiye'den gelmiş falan işte hoş geldin deyip Almanya'da hiç öyle sarılan eden kucaklayan falan öyle bir durum yok hani o yüzden belki arkadaşlara gerçekten garip lan sallıyor falan filan diyor olabilirler ama yani Emir abi zaten öyle biri değil ama yani inanırım yani gerçekten o konuda kültür olarak buradaki Almanya'daki veya Türkiye'deki sistem gibi değil. Ya bunu biri bana anlatsa gerçekten ben de inanmayabilirim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim yani. Bu gerçekten çok tuhaf geliyor. Ama bunun hep mi avantajını yani her yerde bu muhabbet yapılıyordu. Evet. Ve Amerikalı erkekler hep bizi böyle kıskanıyor. Ya dostum sadece ben değil hani Alman arkadaşlar vardı. İsveç'te ev arkadaşım vardı. Hep sizin aksanınız var siz çok şanslısınız falan filan. Dediğim gibi hani beyaz tenliyseniz biraz onun şeyini ırkçılığını yapıyorlar. Yani Hintlilere ve Çinlilere ya da siyah Amerikalı şeyleri Afrikalılar falan. Yapanlar oluyor hepsi değil tabii ki. Hı hı. Daha şey bir ülke hani daha açık bir ülke. Çünkü göçmen ülkesi herkes bir yerden gelmiş. Evet. Ama bunlara biraz şey yapıldığını duydum. Benim o yüzden şansım vardı. Ve aksanım var işte. Hani biraz da Almanya'dan gelmenin de biraz ekmeğini yedik. Onu da söyleyelim. Çünkü Almanya'dan gelen mühendis bir şeye sahipseniz background'a orada çok çok avantajınız oluyordu. Yani Aachen Üniversitesi'ni bilen birkaç kişiyle de tanıştım. Yani Aachen Teknik, evet ya Aachen'ı biliyoruz falan. Orası Tap Üniversitesi, oradan okuyorsun vay falan böyle. Nadir de olsa denk geldim. Çünkü evet. Bizim şirketin zaten sahibi hocamız Profesör Pişinger hocamız zaten Aachen'daki, evet ya Aachen'da adamın şeyi var, ne derler onun adı? Kürsüsü var yani adam şey enstitü lideri adam yani. O yüzden biliniyor yani tabii ki. Ondan dolayı. Yani o işte Alman mühendis ekolü sen oradan geliyorsun yani vay be falan. Hep bunu duyuyorduk yani. Onun artısı vardı. Başka artılara gelecek olursak. Ha, evet abi onu diyecektim. Yani şimdi şey kısmını anlattık tabii. Sosyal hayat artı dedik. Hatun olayı artı dedik. Sanki başka bir şey yapmış gibi. 5 dakika onu konuştuk ama sıkıntı değil. Hani başka mesela hani atıyorum mesela maaş konusu veya farklı aklına ne geliyorsa onları ekleyebilirsin. Tabii ki. Maaş olarak şöyle buradan yani Almanya'ya kıyasla tabii ki çok daha iyi bir maaş. Yani buradaki vergi kesintisi çok fazla. Bundan dolayı maaşınız çok az bir şey kalıyor. Amerika'da bu vergi kesintisi daha az. Ve maaşınız buraya göre daha fazla. Ve daha iyi artıyor. Yani uyduruyorum yani bir 10 sene sonunda mesela atıyorum. Meşrebinize göre yani sizin tabii ki çalıştığınız şirkete, çalıştığınız pozisyona göre.
$10,000 maaş alma şansınız mühendis olarak zor değil yani. Evet. Net olarak. O yüzden burada o 10 bin euroyu zor. Yani 10 sene sonra bana göre gerçekten bayağı imkansız. Aynen, yani görmedim ya. Yani. Ben de hiç öyle net olarak öyle bir şey. Zaten maaşın arttıkça vergin de herhalde artıyor gibi, evet, öyle bir şey var. Evet. Çok iyi bilmiyorum ama. Maaş kısmı böyle. Orada daha fazla yükselme şansınız olabilir. Çünkü özellikle hani Almanya'dan gelme birisi olarak orada, çünkü Alman mühendisler el üstüne tutuyorlar. Bizim şirket Alman olduğu için değil, diğer mesela Amerikalı şirketlerde de bunu duydum. Orada da öyle bir avantajınız var. Buradan gitme birisi olarak. İşte oradaki sıkıntı biraz sağlık sigortası ile ilgili. Hani hep bu meşhur muhabbet vardır ya, Almanya'da sağlık şeyi daha iyi, Amerika'da kötü. Şöyle söyleyeyim, orada da bunu çok ben şey yaptım. Çünkü ben stajımın sonunda iş teklifi aldım, benim müdürüm, aram çok iyiydi. Burada kalmak isteyen, öyle bir planım vardı. Biz de seni çok beğendik. Burada kalmak ister misin diye benimle, bana iş teklif etti. Ben de dedim seve seve, ama çalışma izni nasıl olacak falan. Onda prosedürü burada aynı şirkette bir sene çalışıp seni transfer ediyor. Elvan vizesiyle, çok kolay bir vize. Dünyanın en kolay çıkan vizesiymiş galiba. Handikapı da orada aynı şirkette çalışman lazım. Seni çıkarırlarsa direkt ülkene geri postalıyorlar. Evet. Neyse. Orada ben iş teklifi aldım ve bunu hep orada araştırdım. Sağlık sigortası falan nasıl diye. Bizim şirket Alman şirketi olduğu için iyi bir sigorta şirketi anlaşmışlar ve herkes bunu söylüyordu. Yani şirkette işte ya maaş işte bizim biraz daha az veriyorlar bilmem ne falan. Herkes şikayet ediyordu bazı şeylerde. Ama sigorta konusunda herkes hemfikir. Çok iyi bir sigortamız var. Biz işte gittiğimizde çok sıkıntı yaşamıyoruz. Çok az bir kopey ödüyoruz bilmem ne diyorlardı arkadaşlarımın hepsi. Yani ve o sağlık işi çalıştığın firmaya bağlı. Bağlı, aynen öyle. Ve o kadar da gözünüzde korkun. Yani mühendis ya da iyi bir üniversite eğitimi almış, üniversite mezunu birisinin, yani ben orada hani ya sağlıktan çok çektik, çok para ödüyorum falan dediğini çok duymuyorsunuz yani. Öyle bir şey yaşamadım ben, hiç duymadım. Yani ben öyle asgari ücretle mesela atıyorum McDonald's'ta orada burada çalışmıyorsanız, ki onlar bile genelde hani mühendis olarak veya farklı ne iş yapıyorsanız artık güzel para kazanıyor. Artı sağlık sigortası da ona göre zaten ve çalıştığınız şirkete göre iyi oluyor. Evet, ama evet, şunu da gördüm. Bu McDonald's'ta vesaire dedik ama hani onlar bile artık emeklilik yok. Bu 401k sistemlerini getirmişler. İşte ne bileyim sağlık sigortası falan filan belli bir seviyede yine yapıyorlarmış. Belki yine büyük şirketlerdeki gibi olmayabilir ama onlarda bile artık o tarz şeyler bu özellikle son 1-2 senede falan ben takip ettiğim doğrudur, YouTuber'larda falan görüyorum yani koydukları videolarda şeyler falan. Doğrudur, aynen. Ya bu konuyu bence çok kafaya takılacak bir şey değil. Ben bunu çok o zaman dediğim gibi araştırdım. Çünkü hani iş teklifi gelince düşündüm ciddi olarak geri dönmeyi. Ve sordum yani hiç bu konuda, yani zaten mühendis olarak ya dediğim gibi belli bir maaş alıyorsanız, iyi bir maaş. Biraz da birikim yapın. Hani o da o kadar da risk olsun yani, bilmiyorum hani. Zaten bunları da tabii ki aynen emeklilik sigortaları, carçut falan onlar da yapılıyordur yani. İnsanlar da o kadar insan çalışıyor yani, bilmiyorum. Tabii ki buraya göre orada bir tık daha risk fazla olabilir ama ben çok korkulacak, hani ben orada çalışmam hayatta denilecek kadar değil. Herkes gayet halinden, durumundan memnundu yani. Şimdi bir daha şöyle bir şey var. Bizim hani meslek grubunda diyeyim, hani mühendisler veya yazılımcılar için hani orada Amerika'daki belki maaşlar fazla. Belki de yani öyle. Genel anlamda hani fazla. Ama şimdi bazı mesela öğretmenler için biliyorsun burada öğretmenler 3-3,5 neto falan alıyorlar. Yani 3.000-3.500 euro net maaş alıyorlar. Hani Amerika'da falan öğretmenler belki o kadar kazanmıyor. Almıyorlar, evet. Yani evet. Tabii branşa göre canım. Branşına, yaptığın işe göre falan filan. Doktorlar falan da burada öyle çok fazla kazanmıyor. Amerika'da uçuk yani. Aynen. Mühendisler de, IT'ciler de falan, yazılımcılar falan. Tabii evet, kesinlikle. Bir de şeyden bahsedelim, bu çalışma saatleri falan, çalışma stili konusunda. Evet. Tabii Almanya bu konuda çok rahat. Yani öyle benim şu anda ben home office çalışabiliyorum. Bizim orada hani şirkette çok öyle bir imkan yoktu. Pek öyle şey yapılmıyor. Tabii şirketten şirkete, branştan branşa göre değişir. Aynen. Ama burada çok daha rahatsınız Almanya'da bu çalışma stili. Ne zaman başlarsanız başlayabilirsiniz. Orada pek öyle değildi. İstediğin gibi izin alma ya da istediğin saatte başlama. Pek rahat bir çalışma şeyi yok. Hafta sonu sizi rahatsız edebilirler. Evet. Şey, burada hafta sonu paydos, cuma günü paydosu yaptıktan sonra kimse böyle acil bir şeyiniz yoksa kimse sizi rahatsız falan edemez. Orada biraz böyle kapitalist bir ülke sonuçta. Öyle bir durum var. Sizi her türlü kullanıyorlar yani. Ama mesleğinizi seviyorsanız, ki ben bundan hiç gocunmuyordum. Telefonum hep açıktı yani. İhtiyaçları olduğunda bana hep
hazırdım yani. Müdürümüz de biz adam yani gecenin bir yarısı arıyorduk. Çünkü sistem arıza veriyor. Adamı aramak, rahatsız etmek zorundasın. Adam geliyordu ta yani nereden iş yerine. Biraz öyle hani çok böyle rahatlık arıyorsanız almaya daha uygun bence. Ama benim için ben de öyle biraz workaholic şey bir insanım. Gayet benim için problem yaratmayan bir kriter açıkçası yani. Şimdi ben orada bulunmadım ama ben de hani bir izleyici olarak, dinleyici olarak hani şöyle çıkarıyorum. Maaş iyi. Sağlık sigortası burada daha avantajlı. Hı hı. Yaşam sosyal olarak orada daha çok iyi. Çok çok daha iyi kesinlikle. Peki asıl kilit soruya şimdi geliyorum abi. Şimdi iki tarafta da aynı iş, aynı firma olabilir. Hı hı. Orada mı yaşarsın, burada mı yaşarsın? Şey falan düşünme işte, oturum falan filan. İki tarafında vatandaşsın gibi düşün. Yani bugün Amerika dese ki al green card'ın veya vatandaşlığın. Oraya gider misin yoksa burada kalır mısın? Cevaplaması çok kolay bir soru değil. Ya iki ülkenin de avantajları, dezavantajları var. Her yerin böyle. Tabii birisinin daha ağır basması lazım avantajının ki onu tercih edesiniz. Yani çok kaçamak bir cevap vermek istemiyorum ama özellikle ilk baştan sosyal hayatı detaylı anlatmamdaki sebep benim için çok önemli bir kriter. Ben ondan dolayı Amerika'yı seçerdim. Çünkü diğer kriterler de bana biraz uyuyor ama bu rahatlık falan işte anlattığım gibi hani o insanların rahatlığı beni biraz çileden çıkarıyordu yani iş yerinde. Yani ciddi ciddi o beni rahatsız ediyordu ama onun yanında da sosyal hayat çok iyi. Yani dediğim gibi biraz hani aileniz varsa mesela burada atıyorum aile sahibisiniz Almanya'ya geldiniz. Ailemle zaman geçiririm çocuklarım var falan. Burası bence biçilmiş kaftan. Amerika'da yine aynı şekilde mutlu olabilirsin ama benim gibi sosyal bir insansanız hani yeni insanlar tanıyayım ve bu avantajı yaşayayım yabancı olmanın avantajını yaşayayım diyen birisiyseniz. Ekonomik olarak ve büyük hedefleriniz varsa iş size çok iyi geliyor ve hani hafta sonu beni rahatsız edebilirler sıkıntı yok. Ben işimi çok seviyorum. Ben gecenin bir yarısı iş yerine giderim aman sıkıntı var mı yok mu onu check edebilirim falan. Bu sizi rahatsız etmiyorsa ki beni asla rahatsız etmiyordu. Ben çok seviyordum işimi. Bir de bu abi şimdi her işte de böyle olacak diye bir şey. Tabii sonuçta ki tabii ki. Kesinlikle. Tabii tabii aynen öyle. Orada da hatta şöyle bir parantez açayım. Onur abi Amerika'da yazılımcı. Onunla da biz bir video yaptık. Bir saatlik. Onu da mutlaka izleyin. Tekrardan onun kartını koyarız. Açıklamaya da linkini bırakırım. Hani onun mesela çalışma saatleri kendi söyledi. O da home office çalışıyor. 8-5 çalışıyor. Haftada 40 saat ama diyor ben diyor yani 40 saatte çalışmıyorum. 30 saatte 35 saatte işi bitiriyorum diyor. Hı hı. Öyle de bir şey de tabii, var. Tabii, ama senin gibi olan da var. İşte New York'ta finansçı olup haftada 100 saat, 120 saat çalışan adam da var. Başka bir yerde 40 saat çalışan tabii. adam da var. Yani çok. O işine bulunduğun yere göre çok de değişebilecek. Tabii ki var. Aynen. Arkadaş yani bu anlattığım şeyler benim yaşadığım şeyler. Bunu özellikle videonun başında söyledim. Evet. Sosyal hayat da belki bana hep iyi insanlar denk gelmiş de olabilir. Yani belki benim yaşadığım eyaletteki insanlar çok iyiydi. Yani bunu dediğim gibi hani genellemek Amerika dediğimiz yani kocaman ülke yani derya deniz bir sürü farklı insan bir sürü farklı kültür var dediğim gibi. O yüzden genellemek çok zor ama benim yaşadığım izlenimler bu şekilde. Hani iş olsun sosyal hayat falan bu şekildeydi. Sorunun cevabı yani ben Amerika'yı bir tık tercih ederim ama ben burada da çok çok mutluyum açık konuşayım yani. Hani ben Almanya'yı çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Çok güzel bir işte çalışıyorum. Güzel bir şehirde yaşıyorum. Hayat koşullarım gayet güzel. Çok mutluyum yani açıkçası. Yani birini illaki yani Amerika'yı kesinlikle tercih ederim demem biraz zor olur. Almanya'ya da çok haksızlık etmemek lazım. Evet abi tekrardan teşekkürler videomuza katıldığın için. Evet arkadaşlar duydunuz. Yani siz neyi tercih ederdiniz? Bu koşullar altında duyduğunuz veya sizin kendi artık bildiğiniz başka şeyler varsa yorumlara yazın. Amerika'yı mı tercih ederdiniz? Almanya'yı mı tercih ederdiniz? Sebebi ne? Sizin de yorumlarınızı hem okursak belki bizim de aklımıza gelmiyor. Aa evet ya bu sebepten dolayı ben de şurayı tercih ederim, burayı tercih ederim diye düşünebiliriz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olup zilini açın, bildirimleri açın ki yeni videolardan haberdar olun. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.